Değerli Fuar TV izleyicileri, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün de 2022 Saha Expo Fuarı'nı ziyaret ediyoruz. Fuar katılımcılarımızdan Plus Food firmasına da konuk olduk ve yanımızda yine firma yetkilimiz Emre Bey bulunuyor. Bakalım bizlere hem sektörle hem de verdiği hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Şimdi beraber kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar Emre Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, biraz fuar değerlendirmesi alalım sizlerden. Bugün üçüncü günü. Fuar bizim için keyifli geçiyor. Özellikle firmamız yeni. Firmamız da sanayi alanında yeni olduğu için bizim için birazcık daha keyifli geçiyor. Kendimizi tanıtıyoruz. Yeterince, hatta beklediğimizden daha fazla bir ilgi gördük. Bu da bizi mutlu etti. Ama genel anlamda iyi değil. Harika. Peki biraz firmamızdan bahsedelim. Yeni bir firma dedik. Neler yapıyoruz? Peki tabii. Şöyle. Plus Food, daha doğrusu çevresel ambalaj firması, Plus Food markası altında ileri teknoloji polimer, yani plastik kompozitler yapar. Bunun dışında da normal alanda, sivil alanda da hem inşaat hem marin ve bunun dışında da aslında aklınıza gelebilen ne kadar nokta varsa ahşabın ya da alüminyum tarzı metallerin kullanıldığı, bunları da alternatif bir ürün olarak hizmet veriyor. Biz de yaklaşık bir sene kadardır savunma sanayi içindeyiz. Genelde ekipman ve ürün kaplamaları yapıyoruz. Yani koruyucu kılıfları ve koruyucu kaplamaları yapıyoruz. Şu anda bu şekilde hizmet vermekteyiz. Savunma sanayide bir yıldır var ama tabii öncesi var değil mi sektörde, daha farklı işlerde? Kesinlikle 10 senedir olan bir firma. Çevresi ambalajla Plasur'da ikisi de. 10 senedir olan firmalar. Çoklukla dediğim gibi hem marin sektöründe hem de inşaat ve mimari alanında hizmet veren önemli bir firma aslında kompozit alanında. Ama sadece savunma sanayinde yeniyiz. İnşallah daha ileri gideceğiz tabii. İnşallah. Önümüzde de yine ürünler göre biraz özelliklerinden bahsedelim mi bunların? Şöyle, bizde 17 tane farklı ürün var. Bu 17 farklı ürünün her birinin özellikleri ayrı. Yüksek yanma dayanımları olanlar var, mesela akustik dayanımlar olanlar var, sıcak soğuk geçirmeyen, biraz daha yalıtımsal kullanılanlar var. Bunun dışında ürünlerin hepsi zaten yüzeye su geçirmezlik özelliğine sahip. Gibi çok farklı alanlarda ürünlerimiz var. Birazcık da kendi oyun alanımız gibi olduğu için firmalar ister ve biz onu karşılarız gibi bir durum söz konusu bizim firmamız için. Şu an için de genel olarak bu özellikler üzerinden devam ediyoruz. Tabii o zaman renk skalası falan sana genelde özel projeler olduğu zaman onlara göre mi kesinlikle ilerliyor? Kesinlikle. Renk skalaları özel projelerde devam eder. Zaten savunma sanayi alanında da çok renk skalasına bakan kimse olmadığı evet. için daha çok dekoratif alanlarda insanlar kendileri istediklerinde, bunu proje bazlı istediklerinde öyle hizmet veriyoruz. Onun dışında standart olarak belli başlı renklerimiz var. Kartada gördükleriniz kadarıyla bunlar üzerinden devam ediyoruz. Güçlü referanslarımız var mı? Bir yıl oldu dedik ama iyi noktalara adım attık. Tabii şöyle, bir yıl içinde ufak çaplı çalışmalar başladık ama büyük firmalarla da başladık. Tabii işin gereği biliyorsunuz çok da bunları vermek doğru evet. olmuyor. O yüzden maalesef veremiyoruz ama yine güçlü firmalarla sektöre adım attık. Bu konuda çok mutluyuz aslında. Hem biz onlardan çok şey öğreniyoruz hem onlar bizim ürünlerimizi ciddi anlamda bütün dünyaya tanıtmış oluyorlar. O yüzden mutluyuz aynı zamanda. Belli bir kalitede standardı vardır. Neler bunlar Emre Bey? Kesinlikle. Yani Avrupa'yı bütün testlerimiz var. Zaten Avrupa tarafındaki bütün testlerimiz var. Aynı zamanda dünyanın, şöyle söyleyeyim, Amerikan yanmazlık testi alan ilk plastik malzemesi. Böyle bir şeyimiz var, böyle bir ürünümüz var. Onun dışındaki de aslında savunma alanında da, normal inşaat alanında, mimari alanındaki de bütün testlerimiz mevcut zaten. İstenilen bütün standartlarımız mevcut. Bu standartlar üzerinden de ürünlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Harika. Yeni projeler var mı peki? Ya da yeni ürünler gelecek mi? Neler bekliyor sizleri? Evet, tabii. Savunma alanında yeni projelerimiz var. Diğer alanlarımızdaki ürünler zaten ayrıca sektörlere fazlasıyla yetiyor. Savunma alanında balistik üzerine çalışıyoruz. Özellikle kale kol duvarları için bir çalışmamız halihazırda mevcut. Bunun dışında da yine tekrardan menzil uzatıcı roket çeperleri gibi bir iki çalışmamız daha var bunun içinde. Bunlardan bahsediyorum. Diğerleri birazcık daha hala şirket işi.
Onlar devam eden projeler ama bu projelerimiz yakın zamanda hayata geçecektir. Harika. Yerimiz Kahramanmaraş'ta bu arada. Evet, Kahramanmaraş'ta. Kurulduğundan beri orada. Aslında grup şirketi olarak biz tamamen oradayız. Diğer firmalarımızla beraber de. Burada zaten ticaret sanatımıza geldik. Kahramanmaraş'ta üretimimize devam ediyoruz. Yani Anadolu'dan bir değer çıkması aslında bizim için kesinlikle çok önemli bir şey. O yüzden de biz her zaman memleketimize, bu işimize devam edip güzel şeyler çıkartmaya çalışacağız. Evet. Savunma sanayiyi de biraz değerlendirerek izleyicilerimize neler söylemek istiyorsunuz buradan Emre Bey? Savunma sanayi şu an Türkiye için özellikle harika bir değer. Yani birçok firmamız çıktı. Yani medar iftarlarımız var. Aselsan gibi, Baykar gibi çok büyük firmalar, çok harika işler yapan firmalarımız var. Tabii şöyle ki dünya da bizi aynı şekilde izliyor bu konuda. Çok da mutlu ediyor. Umarım yani biz ve diğer firmalar da, burada olan bütün firmalar da aynı şekilde devam ederiz ve bu konuda artık büyük bir güç olmak taraftarıyız tabii bütün firmalar olarak hepimiz. Umarım böyle olur ama ilerlemesi çok hızlı gelişen ve harika şekilde devam eden bir ilerlemesi var. O yüzden de çok mutluyuz. Harika. Yine fuarımızın 3. günü dedik. Gerçekten yoğun bir talep var. Tekrar hayırlı fuarlar dileyelim teşekkür sizlere. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için de. Bir başka programda görüşmek üzere Emre Bey. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, Saha Expo Fuarını ziyaret etmeye devam edeceğiz. Last Food'a konuk olmuştuk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.